Dün Söylemezsem Olmaz canlı yayında Fahriye Evcen'in ne zaman ekranlara döneceğini sormuştuk. Hemen de yanıt geldi. Bakın hadise nereden çıktı ya? Fahriye, çık hadiseden Ececiğim artık. Fahriye ne zaman dönüyor ve ne para istiyor? Dün Söylemezsem Olmaz canlı yayınında ilk kez Söylemezsem Olmaz söylemişti. Oralardan yola çıkıp pat haber bu hale geliyor. Ve güzel oyuncu Fahriye Evcen'den sevenlerine sürpriz haber geldi. Ekranlara dönüyor. Kaşesini arttıran Fahriye Evcen istediği ücretle dudak uçuklattı. Ünlü oyuncu bakın bölüm başı ne kadar istiyor. Yaprak Dökümü'nde oynadığı Necla karakteriyle, Evim Sensin'de canlandırdığı Leyla'nın hikayesiyle ve hayatının aşkıyla tanıştığı Çalıkuşu dizisiyle Fahriye Evcen adeta hayatının altın çağını yaşadı. Güzel gülüşüyle kalpleri fetheden güzel oyuncunun kalbini de yakışıklı oyuncu Burak Özçivit çalmıştı. Aşkları herkesi imrendirdi derken evliliklerini Karan adını verdikleri oğullarıyla taşlandırdılar. Hal böyle olunca da anne olduktan sonra Fahriye Evcen setlerden tamamen uzaklaştı. Gözlerden uzak yaşam süren güzel oyuncu bu süreçte oğlu Karan'la ilgilendi. Onu özleyen takipçileri için de kimi zaman Karan bebeğe ninniler söylerken kimi zaman da fotoğraflarını paylaştı. Yine de herkes ekranlara ne zaman döneceğini merak edip durdu. Oyunculuğu bıraktı mı dedikoduları dolaşırken de Burak Özçivit bu sözlerle kafaları çok karıştırdı. Fahriye fotoğraf paylaştı. Çok güzel yorumlar aldı, çok beğeni aldı. Siz paylaşmadınız henüz. Hani bunun bir sebebi var mıdır? Acelem var. Evlilikleri tehlikede mi? Dün Söylemezsem Olmaz canlı yayınında masaya yatırılan konu yeri göğü inletmişti. Peki Karan, Fahriye Hanım nasıl? Ay şimdi onlarla ilgili. Yok şimdi onlarla ilgili konuşmaya gerek yok. Reklam teklifleri var. Hiç. Onlara hiç girmeyelim. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. 3 yıldır setlerden uzak kalan Fahriye Evcen dizilerden bölüm başına 70.000 TL'ye alıyordu. Şu ana kadar 6 dizi teklifini geri çeviren Fahriye Evcen iddialara göre Eylül'de ekranlara dönecek. Kaşesini arttıran güzel oyuncu iddialara göre yeni sezonda bölüm başına 100.000 TL istiyor. Bakalım hasret ne zaman bitecek? Hasret bence bitmeyecek çünkü kanallar o paraları vermiyor artık. Ama dijital platform olursa olur. Şöyle Eylül bence çok iyi bir tarih çünkü Karan artık yeteri kadar büyümüş olacak. Ya o kadar çok paraları var ki. Ay ne güzel başladı. O kadar çok paraları var ki yani aslında şunu tercih etmemeleri bana çok manevi geldi. Dadı, bakıcı, şu bu yani annelerine bile teslim etmeden çocuğunu kendi yetiştirmek istedi Fahriye. Onu bilmiyorsun daha. Nasıl? Daha yeni hayatım. İlk başta bütün ünlüler doğurduktan sonra bir 5-6 ay boyunca kendim yetiştireceğim, kendim bakacağım, evet, kendim yapacağım. Sonra ne oluyor biliyor musun? Aa, dadı gelsin, göz altlarım mosmor. Çok peki gördüm. Tamam hala dadı yok ve Eylül'e kadar da olmayacağını söylüyor. Her dediği doğru olacak mı bakalım göreceğiz yani. Eylül'e kadar. Ben hayatım boyunca dadı asla istemiyorum diyen kadınlardanım. Nasıl? Öyle. Sen mi? Ben tabii yani da olmaz. Ne zaman aldın dadıya? İlk aylar. 1. ay. Aldın mı hemen? İlk aylar dadıya ihtiyacın olmuyor zaten. Çünkü bebeğin sadece sana ihtiyacı var. Sütüne ihtiyacı var. 6 ay boyunca sadece yardımcı olarak annen lazım. Dadı o yüzden lazım olabilir. Ama 6 aydan sonra tabii iş hayatına başlayacak. Çalışan kadınlar için dadı şart. Şimdi evet. Fahriye de diziye başlayacağı için. Eylül'e daha 7 ay var. Daha yani benim için, 100.000 lira veren benim olursa, için mesela Eylül çok, eğer bu haber doğruysa bizim haberimizi söylüyor. Evet. Eğer bu haber doğruysa Eylül benim için çok güzel bir tarih. Yani Eylül'e kadar Karan'la olmayı tercih etmesi de bana çok güzel geldi. Tamam doğrusu o. Eylül'den sonra mecbur bir anne gelecek. Tabii bakacak. Dadı gelecek. Yani mecbur bakacak ama şu ana kadar dadıyla görmedik hiç. Normalde de görmedik Bircan. Evet yani hiç dadı. Sence dadı var mı yani evde? Ya Ece? Dadı da olabilir ama olursa da bunu yadırgamamak lazım. Neden yadırgamamak? Çünkü insanların yardıma ihtiyacı olabilir. Anneler, annelik... Ay burada bir anne var kedi. Evet Ocak. Sesi bakma ya. Ah canım ya. Niye ağlıyor şimdi bu? Ağlıyor mu diyorsun? Ağlıyor bence. Allah Allah. Bir bakın evet, canlı yayını kedi bastı. O ses Türkiye'ye basınca olaylar oluyor. Bizde kedi bayağı. Bizim kedi içeriden sesini çıkartıyor bir de. Evet. Dediğim şu, mutlaka yani dadı olması böyle yardımcı nasıl olur yadırganacak bir durum değil. Eylül'e kadar da zaten paraları bol. Şu an acelesi de yok çalışmak için dediğin gibi. Ay Cihan, şu an aynı şeyi konuştuğumuza inanamıyorum. Ben de aynı fikirdeyim. Bu kadar paraları varken hani tercih olarak çalışmaktan ziyade evde vakit geçirmesi benim çok hoşuma gidiyor diyorum. Bir de belki de çocuktan sonra yapılan kalan kilolar. Aha. Onu biraz daha tabii vermek istiyor olabilir. Süt veriyordur şimdi. Şimdi Türkiye'nin en güzel kadınlarından bir tanesi. Evet, oyunculuğu da öyle. Çok güzeldir. Hep de drama, çok kalbe çok iyi dokunan dramları vardır. Filmleri, dizileri. Ama hep şöyle oldu bak. Fahriye durdu. Burak çalıştı. Eve Burak para getirdi. Her yerden ama yemeklere çıktı. İşte Özbekistan'da reklam filmleri, kampanyaları, şunlar bunlar. Ama Fahriye hep bir durdu. Yok, Fahriye durmadı. Bir tane markanın yüzü oldu. Bir sürü reklam filmi çekti. Şampuan işte markanın yüzü oldu. Var. Biz onu hiç böyle sürekli bir işte çok uzun zamandır görmedik. Özellikle film bayağıdır yok. Yani tabii çocuk olduktan sonra görmedik. Çocuk olana kadar bayağı reklam kampanyaları, o Fahriye'nin de kazandığı paralar öyle böyle değil. O markanın yüzüyken o kilolardan sonra çok başka bir mevzuya mı verdiler? O markayı verildi, evet. O markayı başkasına verdiler. Hamile iddiaları vardı. Onlar da yalanlamıştı. Onlar yalanladılar. Evet, bölüm başı bakalım 100.000 lira mı alacak? Verirler mi? Verirler ya. Biz daha çok konuşacağız galiba. Dijitalde verirler. Platform ama şu an Türk televizyonlarındaki durum mesela Halit Ergenç. Ne o? Ya niye verdiniz? Bebekleri konuşurken bir elin içinden gelmiş. Ay ne tatlı ya. Evet, burada deriz çeşmede. Ne kadar çabuk büyüyorlar. Evet ya. Ay çok tatlı ya. Min. Ne güzel ya, maşallah. Karan'ı bir iki sene sonra belki hani böyle videolarda konuşurken de videolarda paylaşacaklar belki. Çünkü bak bir tane fotoğraf paylaştı. Tüm Türkiye saatlerce binlerce ortalık karıştı. Evet. Bu çift, ya bu üçlünün her yerlerde görünmesinden yanayım. Çünkü bence gerçek bir göz banyosu. O zaman bir göz banyosu daha yapacağız. Çünkü öyle onun da diyorsun? Sevgilisi çok yakışıklı. Benim geçtiğimiz günlerde Fahriye Evcen sorularına sert bir dille yanıt veren Karan Özçivit'i zaman gelince paylaşacağını söyleyen Burak Özçivit, ayrılık dedikoduları biliyorsunuz ayyuka çıkmıştı Burak Özçivit ile Fahriye Evcen arasında. Ancak sonunda evlilikleri çatırdadığı haberlerine yakışıklı oyuncudan yanıt geldi. Gelsin ya, Allah korusun. Aman aman. Aa. Aşka inancımı kaybederim. İzliyoruz. Ünlü oyuncu Burak Özçivit ve güzel eşi Fahriye Evcen evlilikleri çatırdıyor mu? Sonunda Burak Özçivit'ten bomba dedikodulara bomba yanıt geldi. Evet kesinlikle yani. Herkesin imrenerek baktığı büyük aşk, Aşk Sana Benzer filminin setinde başlamıştı. Çalıkuşu dizisiyle adeta sevenlerini büyüleyen ünlü çift, muhteşem bir düğünle 2017 yılında evlendiler. Ve ünlü çift aşklarını oğulları Karan Bebek'le taşlandırdılar. Her şey yolunda, benim de öyle. Öyle çok keyifli. Kolyeyi de taşmışsınız. Tebrik ederiz. Hayranları bir yandan da Fahriye Evcen'i merak edip duruyorlardı. Her zaman sosyal medya paylaşımlarıyla sevenlerinin karşısına çıkan ünlü çift hiç birlikte görünmüyorlardı. Sonunda dananın kuyruğu koptu. Fahriye Evcen doğum kilolarını atmış, Burak Özçivit'le yakaladığı başarıdan memnundu. Teşekkür ederim. Yayında değildi rica ama. Evet kesinlikle yani ama biz çalışmaya devam ediyoruz bir taraftan. İşi hazırlamaya devam ediyoruz. Biraz zor. Çok zor oluyor ama nasıl sağlığınızı koruyorsunuz? Zor şartlar altında. Yapacak bir şey yok. Severek yapınca oluyor. O da bizim işimizin parçası. Ancak herkesin merak ettiği bir şey vardı. Burak Özçivit sosyal medyada oğlu Karan'la ne zaman paylaşım yapacaktı? Sağ olasın. Fotoğraf paylaştı. Çok güzel yorumlar aldı. Çok beğeni aldı. Siz paylaşmadınız henüz. Hani bunun bir sebebi var mıdır? Zamanı gelince paylaşırım. Henüz zamanı gelince. Ne acelem var? Ne acelem var? Fahriye Evcen hakkında tek bir kelime dahi etmeyen ve zamanı gelince paylaşırım diyen yakışıklı oyuncu dedikodu kazanını kaynatmıştı. Burak Özçivit'in sözlerinin Fahriye Evcen'e gönderme olduğu ve güzel oyuncunun çok sinirlendiği iddia edilmişti. Evlilikleri çatırdıyor mu? Dedikodulara daha fazla dayanamayan Burak Özçivit ise ayrılık haberlerine son noktayı koydu. Hayranları mest oldu. Fahriye Evcen'le birlikte çekildiği fotoğrafı sosyal medyada paylaşan ve evliliğinde her şeyin yolunda gittiği mesajını veren Burak Özçivit'e takipçileri destek çıktı. Helal olsun. Karan'ı reklam malzemesi yapmayın. Anne baba olarak evladınızı sosyal medyada paylaşmak istememek en doğal hakkınız. Karan doğduktan sonra hemen haberler çıktı. 2 milyon milyon TL teklif edildi. Arkadaşlar, işte yüzü için. Gelsin. Öte yandan uzun süredir oyunculuk yapmayan ve kendisini adeta oğlu Karan'a adayan Fahriye Evcen'in de ekranlara ne zaman döneceği büyük merak konusu oldu. Yok yok, ayrılmasınlar sakın. Allah korusun. Yok tabii, Allah korusun. Ama bizim de söylediğimiz hep bir şey var yani, bir haberler çıkınca sonrası maalesef geliyor ya çoğu insan için. İnşallah onlar için gelmez. Çok güzel bir çift çünkü. Ya Fahriye'nin doğumundan önce yine böyle dedikodular vardı. Daha doğrusu biz hamile haberini almadan önce böyle dedikodular yine çıkmıştı. Hamile haberini aldıktan ve Karan'ı dünyaya getirdikten sonra Fahriye, bu dedikodular tabii bitti. Ama şimdi neden böyle çıkıyor? Yani aslında birazcık da biz mi, yani biz derken yani kendi röportajını yapanlar mı sebep oluyor? Şimdi durduk yere Fahriye'ye sataşan bir açıklama yapıyorsun. Yani diyorsun, ne gerek var? Ne gerek var yani? Zaten buluttan nem kapıyor herkes. Daha zamanı gelince paylaşan. Yani zamanı gelmedi mi demek istiyorsun mesela yani? Mesela bir şey söyleyeceğim. O sırada yani her karı koca arasında olmaz mı? O sırada kırgınlar, tamam mı? Ya Burak Özçivit de insan arkadaşım. Mikrofon uzatıyorlar. Fahriye'ye gıcık o sırada. Olabilir ya, anlık yani. Gıcık oluyorum Fahriye'ye. Gıcık oluyorum Fahriye'ye o sırada. Fahriye bozmuş, bir şey olmuş. Tak o sırada Fahriye'ye laf çakmak istiyor, anladın mı? İnsanlık yani. Refleks. Refleks olabilecek bir şey. Çocuk bunu yapıyor. Bir dakika sonra da araları düzeliyor, pişman oluyor. Yapabilecek bir şey yok, geri alamıyorsun. O zaman bence ne yapmak lazım? Çok böyle fevri davranmamak lazım. O zaman ne oluyor biliyor musun? Çünkü acaba araları mı kötü? Niye bunu demek istedi? Bunu evde Fahriye'ye de söyleyebilirdi. Oralardan yola tabii çıkıp pat haber bu hale geliyor. Hayranlar da kızışıyor şimdi. Mesela demişler ki Karan'ı reklam malzemesi yapmayın. Yani bir tane fotoğraf paylaştı alt üst. Millet her gün çocukların nesini koyacak, neredeyse alt değişirken o işte videosunu koyacak. Yaptığı şeyi göreceğiz, anladın mı? Yani, bezi mi? Yani bezi göreceğiz neredeyse. O derece paylaşımlar yapmıyor mu herkes? Onlar reklam malzemesi yapıyor olmuyor da Fahriye Evcen bir tane acayip bir fotoğraf, maşallah nazar değmesin, Allah nazardan saklasın. Yalnız bir fotoğraf paylaştı diye mi reklam malzemesi ama oluyor? Ama bir paylaştı. Tamam. Pir paylaştı ama ya. Ne olacak, o da anne, anladın mı? Paylaşmak istiyor. Tabii istemez mi ya? İşte aynı fikirdeyiz zaten. Çocuğunu paylaşmak istiyor. Sevincini sizle paylaşmak istiyor. Ne var bunda? Fahriye Karan'ın yüzünü paylaşmadan önce daha çok minicikken Karan ona ninniler söylüyordu ve çok ayaklarını güzel paylaşmıştı, evet, hatırlıyor evet musun? Yani çok güzel bir o annelik içinden taşıyor, tahmin edebiliyorum yani, çok bildiğim bir duygu olmasa da. Tahmin ediyorum ki onu çok paylaşmak istiyor. Ama tabii Burak'ın bu tepkisi. Burak biraz soğuktu o röportajda. Diyorum sana, gergin olabilir. Araları bozuk olabilir. Yani sürekli siz eşinize mıcık mıcık mısınız? Veya işte aranız sürekli iyi mi? Mutlaka gergin olduğunuz vakit olabilir bak, yani. O röportaj toplasan 30 saniye. 3 gündür malzeme çıktı. Ya. Her yerden yakalıyorlar. Her yerden. O röportajı hazırlayabilir misiniz? Tekrar bir hatırlatalım seyircilerimize. Alperen Duymaz'la da ilgili son dakika haberimiz var. Lütfen, Türkiye'nin en yakışıklı oyuncularından Alperen Duymaz'la ilgili bomba haber geliyor. Hani şey demişti ya Burak, Fahriye ile ilgili. Heh. Hadi iyi akşamlar, sağ olun. Şimdi ne acelem var deyince karı koca olmak bir ekip olmak gibi, ekip işi. O ondan habersiz, o ondan habersiz, bile sosyal medyada ortak mamulleri olan dünyanın en güzel bebeklerinden biri olan Karan'ı paylaşırken Fahriye demek izin almamış mı? Evet yani aslında böyle çok, çok da izin. Onun da çocuğu ya, ister paylaşır ister paylaşmaz. O zaman